Kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için yaz aylarının vazgeçilmezi olan nefis bir patlıcanlı yemek tarifi hazırladım. Bu tarifimizi patlıcanlarımızı kızartmadan hazırlıyoruz. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Hepinize keyifli seyirler diliyorum. Tarifim için toplamda 6 adet patlıcan kullanıyorum. Patlıcanları güzelce yıkayarak kuruladıktan sonra çizgili şekilde soyuyorum. Patlıcanlarımızı soyup doğrayarak hemen fırın tepsisine koyacağız ve yağlayacağız. Tuzunu da bekletmemize gerek kalmıyor. Patlıcanların tamamını soyarak hazırladıktan sonra şimdi görmüş olduğunuz gibi kesiyorum. Hepsinin aynı ebatta ve aynı uzunlukta olmasına dikkat edelim lütfen. Patlıcanlarımın tamamını keserek hazırladım ve şimdi doğradığım patlıcanları fırın kağıdı serdiğim tepsiye aktarıyorum. Bir diğer taraftan da fırınımı 200 derece alt üst fanlayara açarak ısıtıyorum. Patlıcanları hazırladıktan sonra sıcak fırına koyarak kızartacağım. Şimdi patlıcanların üzerine 1 çay kaşığı tuz ve yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Tarifimde kullandığım çay bardağı ölçüsü 125 mililitre. Tuzu ve yağı ekledikten sonra güzelce harmanlayarak patlıcanların her yerine hem tuzun hem de yağın gelmesini sağlıyorum. Patlıcanları güzelce harmanladıktan sonra tepsiye yayıyorum. Birbirine değmemesine dikkat edelim lütfen. Böylelikle her yeri güzelce kızaracak. Şimdi hazırladığım tepsiyi önceden ısıttığım 200 derecelik alt üst fanlıya koyarak kızartıyorum. 20 dakikanın sonunda kızaran patlıcanlarımı fırından çıkartıyorum. Bir diğer taraftan da tencereye yaklaşık çeyrek çay bardağı kadar sıvıyı alıyorum. Daha sonra içerisine uzun uzun doğradığım 10 adet kıl biberi ekliyorum. İlk olarak bu biberleri biraz soteliyorum. biberleri güzelce soteledikten sonra kabuklarını soyup ince ince doğradığım 4 adet domatesi ekliyorum. Sonrasında da ince ince doğradığım 5 diş sarımsağı ekliyorum. Son olarak 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı pul biber ve 1 çay kaşığı kırmızı toz biber ekliyorum. Yemeğim için gerekli bütün malzemeleri tencereye koyduktan sonra güzelce karıştırıyorum ve kaynamaya bırakıyorum. Bu arada tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına ile birlikte ekliyor olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Arada bir karıştırarak yemeğimi güzelce pişiriyorum. En son içerisine kızarttığım patlıcanları ekleyeceğim. Gördüğünüz gibi bu tarifimizde su kullanmıyoruz. Domatesimizin suyu yeterli geliyor. Domateslerimiz de güzelce piştikten sonra içerisine kızarttığımız patlıcanlarımızı ekliyoruz. Bu tarifimizin yapımı hem çok kolay hem de gerçekten çok lezzetli oluyor. Üstelik yemeğimiz oldukça da hafif, özellikle yaz aylarında sıkça yaptığım bir tariftir. Patlıcanların tamamını ekledikten sonra güzelce karıştırıyorum ve yaklaşık bir 10 dakika daha kaynatıyorum. Bütün lezzetlerin birbirine geçmesini sağlıyorum. 10 dakikanın sonunda yemeğim güzelce pişti. Şimdi tencerenin altını kapatıyorum. Kapağını da kapattıktan sonra bir 10 dakika dinlendiriyorum. Yemeğimi 10 dakika boyunca dinlendirdim ve artık servis için hazır. Hemen servis tabağına alarak sizler için sunuma hazırlıyorum. Yemeğimizin şu görüntüsünden dahi ne kadar lezzetli olduğunu anlayabilirsiniz. Bu lezzetli tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugün yine çok güzel bir tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi Hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Başka tariflerde ve başka lezzetlerde buluşmak ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.